10'un n artı 4'lüsü eşittir demiş. 10'un 3n eksi 2'lisi. Eşitliğini sağlayan n değerleri toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada iki farklı durum söz konusu. Ya bunlar direkt birbirine eşittir? Yani n artı 4 sayısı ile 3n eksi 2 sayısı birbirine eşittir. Bu durumda 2n eşittir. 6n eşittir. 3 gelecektir. n yerine 3 yazdığımızda ne olacak burası zaten? 10'un 3 artı 4'ten 7'lisi eşittir diyoruz. 10'un 3 çarpı 3, 9, 2 çıkarttığımızda 7. Bunların zaten birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Bir durum daha söz konusu. O da nedir biliyor musunuz? Eğer şu alttaki sayıların toplamı üstteki sayıyı veriyorsa o zaman yine eşitlik sağlanır diyorduk biz. Yani n artı 4 ile 3n eksi 2'nin toplamı 10'u veriyorsa buradan ne gelir? 4n artı 2 eşittir. 10 gelir 2'yi karşıya attığımda 4n eşittir. 8 n eşittir 2 olarak gelecektir. Bu durumda N yerine 2 yazdığımızda 2 artı 4'ten burası 6 geldi. Diğer tarafta da 3 e, çarpı 2 6 2 çıkardığımızda da 4 gelmiş oldu. Bunlar da yine birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. N için 2 tane değer bulduk. Bir tanesi 3 bir tanesi 2'dir. Toplamlarını sormuş bize toplamları da 5'tir cevabımız denizli. N'in ikili permütasyonu N'in üçlü kombinasyonunun 2 katına eşittir demiş. Permütasyonu biz şu şekilde açıyorduk. N faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel şeklinde açıyorduk. Eşittir diyorum 2 çarpı burada da n'in üçlü kombinasyonu. Kombinasyonu da şu şekilde açarız. n faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şeklinde açabiliriz. Şimdi şunları biraz düzenleyelim. Yukarı, yukarıda mesela n faktöriyeller var ya bunları bir açalım bakalım. n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2'ye kadar açmış olalım. Paydada da zaten n eksi 2 faktöriyel vardı. Eşittir diyorum 2 çarpı burayı da n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi 3 faktöriyel olarak yazacak olursak, paydamızda da zaten n eksi 3 faktöriyel var, bir de 3 faktöriyelden 6 var. Burada sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak, n eksi 2 faktöriyeller gitti, n eksi 3 faktöriyeller gitti, n eksi 1 burada hem sol tarafta hem sağ tarafta olduğu için gitti, nler aynı şekilde iki tarafta da olduğu için gitti, sol tarafta sadece 1 kaldı. Ee, sağ tarafta ise 2 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde de şurası 3 olacaktır. Yukarıda da n-2 var. n-2 bölü 3 olarak geldi. İçler dışlar çarpımından n-2 eşittir 3 oldu. Eksi 2'yi karşıya attığımızda n eşittir 5 olarak gelir. Bize de zaten bunu soruyordu. Cevabımız Bursa. A kümesi ABC elemanlarından oluşuyormuş. Bunun diyor ikili kombinasyonları. Bunun ikili kombinasyonları 3 elemanlı bir kümenin ikili kombinasyonunu şöyle buluruz. 3'ün ikilisi bu da 3 demektir arkadaşlar. İkili permütasyonları demiş bir de. 3'ün ikili permütasyonu. Bu ne demekti? 3'ü 2 defa aç demekti. 3 çarpı 2'den burası ne geliyor? 6 geliyor. Peki bize neyi sormuş? Permütasyonlarından kaç eksiktir demiş. 6, 3 arada kaç fark var? 3 fark var. Cevabımız Ceyhan n elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt küme sayısı demek arkadaşlar n'in 5'li kombinasyonu demektir. 2 e, elemanlı alt küme sayısına eşittir. N'in 5'li kombinasyonu N'in 2'li kombinasyonuna eşitmiş. Şimdi bu ne zaman mümkün olabiliyordu? şu alttakilerin toplamı üsttekini verdiğinde bu eşitlik sağlanabilir diyorduk. O zaman 5 artı 2'den en buradan 7 gelir diyebiliriz arkadaşlar. 7'nin 5'lisi ile 7'nin 2'lisi birbirine eşit olacaktır. Buna göre bu kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı demiş. Yani 7'nin üçlü kombinasyonunu soruyor bize. 7'yi 3 defa açıyorum. Aşağıda da 3 faktöriyeli açıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 1 6 demektir. Zaten 7 çarpı 5'ten de burası 35 olarak gelir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Herhangi 3 tanesi doğrusal olmayan 9 noktadan köşeleri bu noktalar üzerinde olan kaç farklı beşgen çizilebilir? Şimdi beşgen olması için 5 tane nokta seçmemiz gerekiyor. Elimizde 9 nokta var. Bu 9 noktadan 5 tanesini seçsek arkadaşlar. 9'un 5'lisi demektir. 9'u 5 defa açıyorum. 9, 8, 7, 6, 5 oluyor. Aşağıda da 5 faktörüyle açıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 olarak geldi. 5'ler sadeleşti. 4 çarpı 2'den 8 gitti. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 2 geldi. 9 çarpı 7 63. 2 ile çarptığımızda da 126 gelecektir. Cevabımız denizli olur. Aşağıda 5 araba ve bu arabaların park edebileceği 3 boş otopark gösterilmiştir. Buna göre bu araçlar boş park yerlerine kaç farklı şekilde park edebilirler diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 5 arabam var ama 3 tane park yeri var. O yüzden 5 tanesinden 3 tanesini seçmem gerekiyor. Bir de bunların kendi arasında sıralanması vardır arkadaşlar. Yani mesela mavi, kırmızı ve sarı buraya geldi diyelim. Mavi, kırmızı, sarı olabilir. Mavi, sarı, kırmızı olabilir. Kırmızı, sarı, mavi şeklinde olabilir. Bunların kendi arasında yer değiştirmesi de 3 faktöriyel olacaktır. 5'in üçlüsü 10 demektir. 3 faktöriyel de 6 eşittir. 10 çarpı 6'dan 60 olur. Cevabımız denizli. Birbirinden farklı 10 oyuncak en büyük çocuğa 4, ortanca çocuğa 1 ve küçük çocuğa da 5 tane vermek şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar 10 tane oyuncaktan en büyük çocuğa vermek üzere 4 tane oyuncağı seçmemiz gerekiyor ilk olarak. Onun dörtlüsü dedim. Geriye kaç tane oyuncak kaldı? 6 tane oyuncak kaldı. Bu 6 tane oyuncaktan ortanca çocuğa bir tane oyuncak veriliyormuş. O yüzden 6'nın bir dedim. Geriye kaldı 5 tane oyuncak ve küçük çocuğa da 5 tane oyuncak veriliyormuş. O zaman 5'in 5'lisi diyorum buraya da. 10'un 4'lüsü ne demektir? Onu 4 defa aç. 10, 9, 8, 7. Aşağıda da 4'ü açalım. 4, 3, 2, 1 çarpı diyorum. 6'nın birlisi 6'dır. 5'in 5'lisi 1'dir. Buradan e, 4 çarpı 2'den 8 gidecektir. 3 ile 6 sadeleştiğinde 2 gelecektir. 9 çarpı 7 63. 2 ile çarptım. 126 10 ile çarptığımda da 1260 olarak gelir. Cevabımız denizli seçeneği olur. A büyüktür B büyüktür C olmak üzere. CBA şeklinde 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir diye sormuş. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. En küçük sayımız burada nedir? C'dir. C en başta mı? Evet en başta. Şimdi rakamlarımızı hatırlıyoruz. Hangileriydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 10 tane rakamım var. Şimdi 10 tane rakamdan her birini seçecek olsam ben burada. C'nin 0 olma ihtimali vardır değil mi? Ama ben c'nin 0 olamayacağını biliyorum çünkü c en başta yer alıyor ve 3 basamaklı bir sayı bu. Dolayısıyla diyorum ki ben burada 0'ı elesem arkadaşlar geri kalan 9 rakamdan 3 tanesini seçsem istediğim şeye ulaşabilirim aslında. 9'un üçlüsü ne demektir? 9'u 3 defa aç 9 8 7 3'ü açtığımda da 3 2 1 olarak gelecektir. 9 3 sadeleşti 3 8 ile 2 sadeleşti 4 3 çarpı 4 12 12 ile de 7'yi çarptığımda 84 olarak gelir cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Bahar 6 farklı kalemi iki arkadaşından her birine üçer tane olacak şekilde hediye edecektir. Bahar belli iki kalemi aynı arkadaşına vermek şartıyla bu 6 kalemi kaç farklı şekilde hediye edebilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar iki tane arkadaşı olsun birisi A olsun birisi de B olsun tamam mı? Burada iki tane kalemi aynı arkadaşına verecek. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz? A'ya da verebilir B'ye de verebilir. 2 tane seçeneğim vardır. Daha sonra Mesela A'ya vermiş olsun. 2 tane kalemi aldı. Bunları şimdi her birine 3'er kalem veriyordu ya. Geriye A'ya kaç kalem kaldı arkadaşlar? 4 tane kalemden 1'ini alması gerekiyor. E B de bu durumda geri kalan 3 üç kalemin 3'ünü alması gerekiyor. 4'ün 1'lisi 4'tür. 3'ün 3'lüsü 1'dir. Bunları çarptığımızda 8 gelecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Aşağıda üzerinde 8 nokta olan çember verilmiştir. Çember üzerinde çizilecek doğru sayısı A demiş. Şimdi arkadaşlar kaç tane nokta vardı? 8 tane. 8 tane A eşittir diyorum. 8 taneden 2 tanesini seçecek olursam buradan çizilebilecek doğruların sayısını bulmuş olurum. Bu da 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1 demektir. O da 28'dir. A'yı bulduk. B'ye bakalım. B'de de çizilebilecek üçgen sayısını sormuş. Burada herhangi üç noktayı seçtiğimde üçgen olmasını engelleyecek herhangi bir durum söz konusu değil. O yüzden üç tanesini seçebilirim. 8'in üçlüsü diyorum. Bu da ne demektir arkadaşlar? 8, 7, 6... 3, 2, 1, 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 gitti. Bu da 56 olarak gelecektir. C eşittir diyorum. Bu da dörtgen sayısı. 4 Dört tane nokta seçip bunları birleştirdiğimde de dörtgenlere ulaşabilirim. 8'in dörtlüsü diyorum. 8'i 4 defa açıyorum. 8, 7, 6, 5. Aşağıda da 4'ü açacağım. 4, 3, 2, 1 oldu. 4 çarpı 3'ten şuradaki 4 çarpı 2'den 8 gitti. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 2, 7 çarpı 5, 35. 2 ile çarptığımda da 70 olarak geldi. A artı B artı C'yi soruyor bize. 56 ile 28'i toplayacak olursak 84 gelir. 84 ile de 70'i toplarsak 154 gelecektir arkadaşlar. Cevabımız denizli seçeneği olur. İki sarı, iki kırmızı, iki mavi ve iki turuncu bilyenin bulunduğu bir torbanın içinden rastgele 3 tanesi seçildiğinde iki tanesinin aynı olduğu biliniyormuş arkadaşlar. Şimdi iki tanesi aynıysa o zaman ya sarıdır ya kırmızıdır ya mavidir ya turuncudur. Yani dört farklı seçeneğim vardır diyebiliriz. Çok güzel. E, bu iki tanesini seçtik biz. 2'nin ikilisi diyelim şuraya ve bunun 4 farklı şekilde olabileceğini söyledik. Daha sonra 3 tane seçiliyordu ya 2 tanesini buradan seçtik. Geriye kaç tane kalıyor? 1 tane seçmem gerekiyor. 2 tanesini seçtiğimiz için toplamda 8 bilye vardı. 2 tanesini seçtik, 6 bilye kaldı. O zaman 6 bilyeden de bir tanesini seçmem gerekiyor. 4 x 2'nin ikilisi 1'dir. 6'nın billisi 6'dır. Buradan çarpımları da 24 olarak gelir. Cevabımız Denizli olur.